Öncelikle tüm hazırlığı toplantıya yoğun ilgiden dolayı, katılımınızdan dolayı saygıyla selamlıyorum. Ülkemizin çok önemli konularının konuşulduğu, ulaştırma sektörünün problemlerinin tartışıldığı ve Akıllı Ulaşım Derneği tarafından yürütülen bu zirvenin uluslararası olması niteliğiyle de ülkemizde pandemi sonrası geliştirilen bir zirve olması yönüyle de dün açılışına katıldığımız yabancı katılımcıların da ilgi gösterdiği bu zirveyi hayırlı olmasını diliyorum. Düzenleyen, emeği geçenlerin eline sağlık diyorum. Özellikle Esma Hanım'ı burada tebrik etmek istiyorum. Böyle başarılı bir organizasyonu başlattığı için. Şimdi akıllı ulaşım teknolojileri deyince hep karayollar başladı. Tabii ki karayollar gitmediğimiz yer bizim olmadığını biliyoruz. Karayollar işte önceleri asfalt, sonra böyle bölünmüş yol, otoyol filan derken şimdi yolların akıllandırılmasını konuşuyoruz. Bu durumda da bilişim teknolojileri ve yüksek teknoloji mutlaka olmazsa olmaz bir bileşen. Biz Havelsan olarak da 40. yılımızda bilişim ve savunma teknolojileri alanında geldiğimiz noktada bu yıl 40. yılı kutladığımız Havelsan'da platformları akıllandırıyoruz diye bir mottomuz var. Yani hangi platformları, işte uçak platformlarını görev yönetim sistemleriyle akıllandırıyoruz. Gemi platformlarını, savaş gemilerini, komuta kontrol sistemleriyle donatıyoruz. Önce bunun donanımlarını, bütün kaplajını, sistemlerin, radarların, elektro-optik sensörlerin ve silahların, mühimmatların birbiriyle konuşmasını sağlayan bir komuta kontrol merkezinde bunların bütün uçtan uca yönetimini sağlayan ve daha sonra da bunları network centric dediğimiz ağ destekli olarak yapmayı sağlayan Advent ürünümüzle bunu sağlayan ve tüm deniz kuvvetlerine ve yabancı ülkelere ihracatını yaptığımız bu sistemi konuşuyoruz. Bunun yanı sıra Barış Kartalı gibi, deniz karakol uçakları gibi uçaklarda görev yönetim sistemlerinin tekilleştirilmesini, farklı bileşenlerin, donanımların birbiriyle haberleşmesini, konuşabilmesini, bir görev esnasında görev kritik ortamlarda ve gerçek zamanlı olarak bu faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde 7/24 devam ettirilmesini ve girdiğimiz projelerde bakım, idare ve işletmeyle devam ettiğimizi belirterek konuşmama başlamak istiyorum. Bu söz konusu kooperatif akıllı ulaşım ulaştırma sistemleri olunca Havelsan burada nasıl bir görev alıyor, nereden bu konuya giriyor? Öncelikle şunu belirteyim, bu alan aslında bizim uzun zamandır konuştuğumuz, geldiğimiz noktada bulut bilişim, nesnelerin interneti gibi konuların ve mobil teknolojilerin gelişmesiyle, mobil yazılımların, mobil uygulamaların gelişmesiyle geldiğimiz noktada artık bu yararlı uygulamaların sahada araçların da yararlanabileceği, yolların da akıllandırılabileceği sistemlere doğru gidiyoruz. Tabii son 20-25 yılda çok güzel ülkemizde gelişmeler oldu. Teşekkür ediyoruz bu arada. Biz de yararlanıyoruz, her gün o yolları kullanıyoruz. Devlet yolları, tren yolları, demir yolları, işte karayolları, hava yolları, bütün bunları kullanıyoruz ve her gün de gelişmekte olduğunu görüyoruz. Biz bu savunma ve bilişimde gelmiş olduğumuz teknolojik gelişim, işte büyük veri bilimi, büyük veri analizi yazılımlarının, komuta kontrol sistem yazılımlarının ülkemizin önemli kritik altyapılarının akıllandırılmasında da kullanılmasını önemli bir proje olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle Türk Boğazları Gemi Geçiş Trafik Hizmetleri Yönetim Sistemi'ni de biz canlıya almış bulunuyoruz. Buna benzer projeler anlamında gerek BOTAŞ boru hatları güvenliği olsun, yine fiber optik sensörlerle alınan verilerle orada kayıp kaçakların önlenmesi neredeyse sıfırlara doğru yaklaştı.
herhangi bir yaklaşan hedefin insan mı, canlı mı, yoksa bir araç mı olduğunu veya ne amaçla bir kazıma yapılıyor veya yürüme mi söz konusu gibi yapılan bütün olayların analiz edilebildiği yönetim sistemleri, merkezleri kuruyoruz. Burada akıl ulaşım sistemlerini üç bileşende değerlendirebiliriz. Birincisi bunların yönetim merkezleri. Burada bulut yazılımlarının koştuğu, bulut yazılım üzerinde yapılacak görevlerin planlamasının yapıldığı ve bunların 7/24 canlı olarak takip edildiği bir sistemden bahsediyoruz. Elbette ki burada bir IT donanım altyapısı olmazsa olmaz. Sağ birimleri, RSU dediğimiz yol kontrol üniteleri. Buralarda da yolda bulunan sensörler, meteoroloji sensörleri, kavşak sinyalizasyonları, kameralar, videolar ve bu videolardan elde edilen analitik, video analitiği. Video analitiği konusunda da özellikle kent güvenlik yönetim sistemi alanında yapmış olduğumuz çalışmalarda Türkiye'de MOBES olarak bilinen 81 ili kapsayan bu proje kapsamında işte trafikte plaka tespiti, kırmızı ışık ihlali var mı yok mu, emniyet kemeri takılıyor mu, yanlış park edilmiş mi, yoksa köprüden veya tünelden geçen araç sayısının hesaplanması, trafik yoğunluğunun ölçülmesi gibi. Hatta ve hatta cep telefonuyla seyir esnasında cep telefonuyla görüşme yaparak girişilen trafik ihlallerinin tespiti gibi konularda zaten bizim geliştirdiğimiz yazılımlar halihazırda kullanılır durumda. Burada yapmamız gereken diğer bir şey, buranın kullanıcı entegrasyonunu, işte V2X tabanında araçtan insana, araçtan altyapıya veya araçtan her şeye diyebileceğimiz bu altyapıyı bütünleşik bir şekilde oluşturmak bizim ikinci hedefimiz. Bunu nasıl bir altyapıyla, bilişim altyapısıyla yapıyoruz? Kaos merkezinde özel bir bulut, private cloud dediğimiz özel bir bulut altyapısıyla. Burada tabii ağ bileşenleri, sanallaştırma, sunucuları, depolama üniteleri, donanımlar var, IT donanımları. Bunun üzerinde bir sanallaştırma katmanıyız. Software Defined Network, yani network sanallaştırma ve data deposu, yani veri storage'u, data storage sanallaştırma gibi uygulamalarda daha sonra bunu sistem yönetim yazılımlarıyla destekliyoruz. Bunun üzerine gelecek olan uygulama yazılımları ve uygulama alt yazılımlarıyla kullanıcılarla dış sistemleri, çağrı merkezi, acil durum, itfaiye gibi servislerin, afet yönetim merkezlerinin entegrasyonunu sağlıyoruz. Aynı şekilde sağdaki avus bileşenleri, trafik sinyalizasyonu, meteorolojik verilerin işlenmesi, işte trafikle ilgili çeşitli bilgiler, gelen mesajlar, araç algılayıcılar ve kamera sistemleri bu sisteme, bu ana bulut yapısına entegre olarak çalışıyor. Burada örnek verecek olursam, otonom araçlarla trafik yönetimi, nesnelerin interneti, bulut bilişim, video yönetim ve analitik gibi aslında akıllı ulaşımın tam da temellerini oluşturan birçok teknoloji alanında çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'de ve dünyada başarılı projelere imza attık. Sivil ve askeri birçok projede de benzer teknoloji ve çözümleri ürettik ve sahada kullanılıyor. Gemi trafik yönetim sisteminden bahsetmiştim. Yine kent güvenlik yönetim sistemi Havelsan'ın yürütmekte olduğu önemli projelerden bir tanesi. Video yönetim yazılımları, video analitik yazılımları ve bütün bu sistemin entegre olarak akıllı büyük veri işleyecek şekilde akıllı hale getirilmesi ana işlerden en önemlileri. Şimdi tekrar akıllı ulaşım yazılımlarına dönecek olursak, burada bir özel bulut bilişim altyapısı kurduğumuzu söylemiştim. Bu bulut bilişim altyapısı içerisinde IT tabanlı servisler, platform tabanlı servisler, yazılım tabanlı servisler ve buluta özel bulut hizmetleri bulunmakta. Burada servis araçlarıyla bulut arasında etkileşimin sağlandığı
Havelsan'ın kendi geliştirdiği OpenStack ve Ceph gibi uygulamaları kullanarak Apache, Ubuntu gibi açık kaynak teknolojilerini özellikle kullanarak kendi geliştirdiği özel boot sisteminin kullanılacağını ve bunun diğer projelerimizde de zaten halihazırda kullanılabilen bir sistem olduğunu belirtmek istiyorum. Burada özellikle açık kaynak teknolojilerin kullanılması adı ulaşımda son derece kritik. Bu hem dünya standartında işler yapılmasını sağlıyor hem de maliyet etkin çözümler, lisans ücreti ödemeden maliyet etkin çözümler geliştirmek anlamında bu teknolojilerin kullanılması son derece önemli. Özellikle yazılım teknolojilerinde gelinen standartlar önemli ve bu standartlara uygun olarak sistemlerin büyüdüğü takdirde işte ölçeklendirilebilmesi, ilave edilen yeni sistemlerin bunu destekleyebilmesi gibi konuların birlikte çalışılabilirliği, eşgüdümün sağlanması açısından açık kaynaklı bulut yapısının çok kritik önemde bir altyapı olduğunu belirtmek istiyorum. Evet, zamanı burada en kritik bileşenlere bakacak olduğumuz zaman orta katman dediğimiz middleware'de Havelsan iş zekası platformu, Havelsan IoT platformu, Havelsan video yönetim sistemi ve video analitik sistemi temelinde ürünlerimiz, yazılım ürünleri, artı bir de bunlar donanım destekli, donanım kutu ürünleri olarak da planlandı. Bunların üzerinde birçok uygulama yazılımları koşabiliyor. Bu ürünler daha önce birçok projede denendi, kritik, görev kritik projelerde her seviyede bakım ve idame desteği verebiliyor. Ve genişlemeye açık, sensör verilerinin toplanması, gösterilmesi, analiz edilmesi, kural tabanlı eylemlerin tanımlanması bu sayede gerçekleştirilebiliyor. Veriler üzerinde yine büyük veri analizleri gerçekleştirilmesi, yapay zeka kullanımı, makine öğrenmesi gibi anlamlı bilgilerin kullanıcıya sunulacağı bir iş zekası platformu. Sahada bulunan kameraların yaklaşık 200 farklı marka ve tipte kameranın entegre çalışabileceği bir sistemden bahsediyoruz. Çok farklı zamanlarda tedarik edilmiş, çok farklı kalite, marka ve tipteki kameranın bütün görüntüleri entegre ediliyor, bir veri akışı bu şekilde sağlanmış oluyor. Bununla birlikte aslında Havelsan'ın yapmış olduğu bir takım otonom çalışmaları da var. Bu otonom çalışmalarından özellikle bahsetmek istersek, askeri alanda Barkan ve Baha diye hem insansız kara aracı hem insansız hava aracı ve şu anda üzerinde çalıştığımız insansız deniz aracı gibi projelerle destekliyoruz. Burada da bir Avrupa ve Amerika'nın benimsediği bir takım yaklaşımlar vardı. O araçlar mı otonom olsun, yollar mı akıllı olsun? Aslında bugün yolların akıllandırılmasını konuşuyoruz. Ama tabii ki olmazsa olmaz bileşen araçların kendisi ve araçların, akıllı araçların olması. Dolayısıyla bu yönüyle bizim otonomda geliştirdiğimiz, özellikle sivil araçta geliştirdiğimiz bir otonom aracımız var 3. seviyede. O ARGE projemizin de devamında bu altyapıyı destekleyeceğini, yani CAUS dediğimiz kooperatif akıllı ulaşım sistemi için bütün altyapı aynı hazırda mevcut ve bizim bu test ve denemelerimizi orada yapabilecek durumdayız. Nesnelerin internetini yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Bunun çok kritik olduğunu biliyoruz çünkü daha henüz yolun başındayız. Birçok yol akıllandırılacak, birçok sistem, sensör, veri merkezi, gözetleme merkezi gibi bileşenler sisteme sürekli ekleniyor olacak. Ve altyapının da, yazılım altyapısının da mutlaka bunu destekliyor olması lazım. Onun için de bulut üzerinde koşacağımız IoT sistemiyle bunu gerçekleştirebileceğimizi söylemek istiyorum. Özellikle Türkiye'de bütün firmaların iş ekosistemimizde bulunan gerek yazılım gerekse de donanım firmalarının, COBİ'lerimizin de içinde yer alacağı ortak bir mimari oluşturma konusunda bir hedefimiz var. Bunu biz gerek ERP konusunda da yapıyoruz, kurumsal kaynak yönetimi konusunda.
bu tip açık kaynaklı büyük frameworklerde, büyük altyapılarda da bunu yapabiliyoruz. Yazılım kaynak kodunu sağlayabiliyoruz isteyen kurumlara. Daha açık kaynak olduğu için daha etkin, daha maliyetli, etkin ve kısa sürede geliştirme sağlayabiliyoruz. Ve ülkemizin kaynaklarının etkin bir şekilde kullanıp dışa bağımlı olmadan bu sistemi gerçekleştirebileceğimizi söylemek istiyorum.